Cuma saatimiz 19.30. Tabii ki siz bu saatlerde Can Karadut'u görmeye alışkınsınız ama sadece bugünlük bir nöbet devri söz konusu oldu. Ben Gülşah Ekinci, yaklaşık 1 saat 45 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağım. Yurt ve dünyanın nabzını birlikte tutacağız. Yoğun bir iş günüydü. Hem siyasette hem yurtta, toplumsal olaylarda da çok önemli gelişmeler yaşandı. Hepsini aktaracağız ama önce günün öne çıkan başlıkları diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. Günün en dikkat çeken başlıklarından birisi elbette buydu. İlk oturumu en yaşlı sıfatıyla Devlet Bahçeli yönetti ve milletvekilleri de illerin alfabetik sırasıyla kürsüye çıktı, yeminlerini etti. Şu dakikalarda da yeminler edilmeye devam ediyor. Hatta konuyla ilgili olarak Ankara'ya döneceğiz. Son gelişmeleri öğreneceğiz. Gün boyunca neler yaşandı mecliste? Ulusal Kanal muhabiri Seda Akyüz hem ayrıntıları aktaracak hem de yanında Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik olacak. Bugünü onunla değerlendirecek. Kaçırmayın diyoruz. Şimdi piknik adı altında Ege Üniversitesi'nde bir LGBTİ propagandası yapılacaktı ki dün de ana haber bülteninde mutlaka izlemişsinizdir. Ekranlara getirmiştik. İşte o propaganda neyse ki iptal edildi. Bir takım girişimler sayesinde TGB ve TÜGVA'nın girişimleriyle iptal edildi. Ancak o gruba bu sefer de İzmir Barosu sahip çıktı. Bir de üstüne üstlük LGBT'li grup Vatan Partisi'ni hedef alan açıklamalar yaptı. Bu haberin ayrıntılarını da yine sizler için hazırladık. Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün de İstanbul'da bir anma töreni düzenlendi. Törene Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti MYK üyesi Metin Külünk de katıldı. Hem törenden görüntüler paylaşacağız hem de açıklamaları da ekranlarınıza getireceğiz. Toplumun nabzını tutmayı da sürdüreceğiz elbette. Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da esnaf bugünlerde oldukça dertli. Neden dertli derseniz geçici olarak yaptıkları iş yerleri Yeşil Yurt Belediyesi tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Zaten görüyorsunuz, bakın, deprem değil belediye yıktı diye onlar da tepkilerini dile getirdiler. Bugünlerde kara kara ekmek paralarını nasıl kazanacaklarını düşünüyorlar. Onların da sesi olacağız bugün ana haber bülteninde. Ekonominin yükselen güçlerinden BRICS ittifakı Güney Afrika'da toplandı. Toplantıda masada hangi konular gündeme geldi? Bunun yanı sıra bir de BRICS dostları toplantısı da yapıldı. Bu toplantıda da Suriye vurgusu özellikle dikkat çekti. Her iki toplantının ayrıntılarını da sizler için derledik. Hepsi ve daha fazlasıyla ana haber başlıyor. Evet, önemli bir anmadan bahsetmiştik Azerbaycan'la ilgili. Geçtiğimiz günlerde de yine çeşitli törenler düzenlenmişti. Bugün de bir tören düzenlendi. Geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan tören bu hafta, bugün İstanbul'da yapıldı. Neydi o anma töreni? Gelin ayrıntılarla başlayalım. Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu ve İnsan Hakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Halkın Adamı anma töreni düzenledi. Aliyev'in dünya lideri olduğunu ifade eden Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek yeni bir dünya kurulduğunu kaydetti. Avrasya'dan yükselen yeni uygarlıkta Türk devletlerinin öncü konumlarda olacağını vurguladı Perinçek. Büyük görevlere dünya Türkleri olarak hazırız dedi. Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 100. doğum yıl dönümünde halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki umummilli lider unvanıyla yaşatılmaya devam ediyor. Bize çok güzel bir vasiyet yapmış. Diyor ki milletinizi unutmayasız, toprağınızı unutmayasız, dilinizi unutmayasız, ana vatanınızı unutmayasınız. Bundan bize ışık tutan daha güzel, daha aydınlatıcı bir vasiyet olmaz. Türk dünyasının çok değerli bir lideriydi. Azerbaycan'ın umumi milli lideri, ulu önderi ve aynı zamanda Türk dünyasının değerli liderlerinden. Ama o aynı zamanda cihan şumul, milletler arası
değer olan bir devlet adamı. İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu ve İnsan Hakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği de bu kapsamda Halkın Adamı anma töreni düzenledi. Etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti MYK üyesi Metin Külünk konuşmacı olarak katıldı. Federasyon Başkanı Adalet Turan etkinliğin açılış konuşmasını yaptı. Perinçek konuşmasında yeni bir dünyanın kurulduğuna dikkat çekti. Avrasya'dan yükselen yeni uygarlıkta Türklerin öncü konumda olacağını vurguladı. Şimdi değerli arkadaşlar, yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Atlantik sistemi dünyanın başına bela olan insanlığı, mazlum milletleri ezen Atlantik sisteminin sonuna geliyoruz. Avrasya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. Ve Avrasya'dan yükselen bu yeni uygarlıkta Türkler Azerbaycan'ıyla, Türkiye'siyle, Türkmenistan'ıyla, Özbekistan'ıyla, Kazakistan'ıyla, Kırgızistan'ıyla, Tatar'ıyla, Başkırt'ıyla, Uygur'uyla Türkler bu yeni uygarlığın kuruluşunda öncü konumlarda olacak. Perinçek, dünya Türkleri olarak büyük görevlere hazır olduğunu kaydetti. Türk dünyasının birikimlerini sıraladı. Tarihi işler yapılacağını ifade etti. Tarihten gelen birikimimizle biz bu insanlığın başında, önünde bu tarihi rolleri yerine getirecek kabiliyetlere sahibiz. Türk'ü dünya tarihinden çıkarttığınız zaman tarih kalmıyor. İmparatorluklar birikimi, devlet kurma, ordu kurma birikimi, uygarlıklara önderlik etme birikimi bize önümüzdeki yüzyılda, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda tarihi insanlık görevleri vaat ediyor. Yeni uygarlığın öncü mevkilerinde. O bakımdan büyük görevlere dünya Türkleri olarak hazırız. Geleceğe büyük umutlar duyarak yeni uygarlığın kuruluşunda ülkelerimizin, can Azerbaycan'ımızın, Türkiye'mizin çok büyük tarihi işler yapacağı inancıyla ve güveniyle buradan Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'i, Azerbaycan halkımızı ve bütün dünya Türklüğünü ve bütün insanlığı buradan saygıyla selamlıyorum. Açılış konuşmasını yapan Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu Başkanı Adalet Turan, iki ülke arası ilişkilere dikkat çekti. Elbette ki büyük adamlar ölmez. Büyük adamlar büyük işler başarır. Ki Ulu Önder ismi de kendisine oradan verilmiştir. Haydar Aliyev sadece Azerbaycan için bir lider değildi. Tüm dünya ülkeleri için bir liderdi. Bugün gerek Azerbaycan'ımız, gerek Türkiye'miz kendi dinamiklerini oluşturmuş ve kendi ekonomisini en güzel şekilde geliştirmiştir ve kendi dinamikleri üzerinde de durma gayreti içerisinde olmuştur. Ve bundan sonra da aynı olacaktır. AK Parti MYK üyesi Metin Külünk yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine değindi. Bu topraklarda ilelebet payidar olacağımız Anadolu topraklarında devletimizin ifadesi olan bu tarihi süreçte birbirinin devamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayi Milliye ruhuyla milletimizle beraber verdiği mücadelenin bu noktaya gelişimizdeki rolü şüphesiz çok stratejiktir. Bugün 100. yılında kendisini andığımız saygıyla, rahmetle, minnetle andığımız Haydar Aliyev'in Azerbaycan Cumhuriyetimizin kuruluş sürecindeki kaderiyle Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sürecindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaderi, mücadele kaderi birbirine çok benzemektedir. Müzik dinlettisi ve İlham Aliyev'i anlatan video kliple başlayan etkinlik, Türkiye'm şiirinin okunmasıyla sona erdi. Efendim şimdi hatırlayacaksınız, dün de ekranlara getirmiştik. Ege Üniversitesi'nde Onur Pikniği adı altında bir eylem yapılacaktı. LGBT eylemi. Neyse ki Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı ve İzmir Büyük Aile Platformu'nun girişimlerinin ardından eylem iptal edildi. LGBT dayatması yapan grup rotasını bu kez de İzmir Barosu'na çevirdi. Baroya sığınan grupla polis arasında arbede yaşandı.
Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı ve İzmir Büyük Aile Platformu'nun İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde yaptığı girişimlerin ardından Unikuir adlı grubun etkinliği yapılmadı. LGBT destekçisi gruba İzmir Barosu sahip çıktı. Gruba baro binası açıldı. Bina dışına kürsü kuruldu, LGBT'yi bayrakları asıldı. Polis bina içinde açıklama yapılmasını isteyince arbede yaşandı. Çevik kuvvet polisi kalkanlarla grubu baro binasına soktu. Bir süre devam eden görüşmelerin ardından polis grubun açıklama yapmasına izin verdi. LGBT pikniği yapacak olan grup açıklamasında Vatan Partisi, TGB, TÜGVA, Yeniden Refah Partisi ve İzmir Büyük Aile Platformu'nu hedef aldı. Tabii sadece yurt içinde değil, yurt dışında da özellikle ABD merkezli olarak toplumun ahlak yapısı, aile yapısı değiştirilmek, hatta bozulmak isteniyor. İşte bunun bir örneğini daha şimdi ekranlarınıza getireceğiz. ABD Büyükelçiliği Ankara'da yeni yapılan Büyükelçilik binasına LGBT flaması astı. Skandalı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıklayan Amerikan Büyükelçiliği, topluma kimliksizliği dayatan LGBT örgütüne sahip çıktı. Amerika Birleşik Devletleri toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT'ye bir kez daha sahip çıktı. Amerikan Büyükelçiliği Ankara'daki yeni binasına LGBT flaması astı. Elçilik flamanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda Amerika'nın LGBT haklarını savunmaya devam edeceği mesajı verildi. 1 Haziran Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde bugün de devam eden eşit hak arayışının güzel çeşitlilik yelpazesinin ve uzun çalkantılı tarihinin hatırlandığı Onur Ayı'nın başlangıcıdır. ABD zorlu bir küresel görev olarak insan haklarını ve temel özgürlükleri herkes için geliştirme taahhüdünün merkezinde yer almayı sürdüren LGBT'yi bireylere karşı şiddete, kriminalizasyona, ayrımcılığa ve damgalamaya son verilmesini savunmaya devam etmektedir. Amerikan Elçiliği'nin kışkırtma girişimine sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yeni yasama dönemi de başladı. Gözlerimiz de bir yandan meclisteydi elbette. İlk oturumu da en yaşlı sıfatıyla Devlet Bahçeli yaptı. Daha sonra da milletvekilleri kürsüye çıkarak illerin alfabetik sıralamasına göre yeminlerini etmeye başladı. Bahçeli'nin konuşması da önemliydi elbette. Bahçeli ne dedi? Türkiye için kenetlenelim çağrısı yaptı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da izledi yemin törenini. Erdoğan'ın salona girişini ise sadece Cumhur İttifakı milletvekilleri alkışladı. İşte o görüntüler. 28. yasama döneminin 1. yasama yılının 1. birleşimini açıyorum. 28. dönem milletvekilleri için yemin töreni yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis geçici başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Devir teslimin ardından Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi geçici başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı. Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekili ant içme töreni dolayısıyla meclise geldi. Erdoğan'ı mecliste Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu resmi törenle karşıladı. Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere genel kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da locada yer alan isimler arasındaydı. Erdoğan salona geldiğinde locada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alkışa eşlik etmedi. Genel kurul salonunda Erdoğan'ı ayakta karşılayan ve alkışlayanlar sadece Cumhur İttifakı üyeleri oldu. İstiklal Marşı okunurken PKK'nın meclisteki uzantısı olan HDP Yeşil Sol Parti vekillerinin ağızlarını bile kıpırdatmadığı görüldü. Mecliste yemin töreni en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Birleşimi yöneten Bahçeli açılış konuşması yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bilinmelidir ki hepimizin ortak paydası Türkiye'dir.
Türk milletinin aziz varlığı bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır. Bahçeli'nin ardından sırayla 600 milletvekili için yemin töreni yapıldı. Refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Tabii şu dakikalarda da mecliste hareketlilik sürüyor. Son noktaları almak üzere hemen başkent Ankara'ya dönelim. Ulusal Kanal muhabiri Seda Akyüz karşımızda olacak. Yanında da Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik var. Seda Akyüz, sözü hemen size bırakıyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde yeni yasama yılı için Meclis Genel Kurulu açıldı ve en yaşlı üye sıfatıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturumu yönetti. Şu dakikalarda hala yemin töreninin devam ettiğini söyleyelim. Kısa bir ara verildi. Şu anda yemin töreninde il olarak İstanbul'da olduğunu söyleyelim. Bir 40 dakikalık ara verildi. Aranın ardından milletvekilleri için yemin töreni devam edecek. Aslında gece yarısına kadar da sürmesini bekliyoruz. Şimdi biz bugünü konuşacağız. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik bizlerle birlikte. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Genel havadan biraz başlayalım istiyorum. Bugün meclis açıldı, kalabalık, koridorlar çok kalabalıktı. Biraz şu an bir sakinlik görüyoruz ama sizce nasıldı mecliste hava? Renkli bir meclis gördük bugün. Şimdi meclisin önemli bir kısmı değişti. Yani özellikle AK Parti'de 3 dönem kuralı nedeniyle birçok milletvekili tekrar aday olmadı. Ve mecliste ciddi bir değişiklik olunca tabii ilk kez meclise gelenler de İşte eşleri, çocukları, anne babalarıyla gelmişler. Herkes fotoğraf çektiriyorlar. İşte o meclisin heyecanını yaşıyorlar. Biraz ürkek, biraz rahat. Böyle bir heyecanlı durum vardı. Farkındaysanız koridorlar panayır gibiydi. Herkes, evet. insanlar birbirlerine sarılıyor, fotoğraf. Yani böyle bir şey var. Her sene biz mecliste yenilenme dönemlerinde bunları yaşarız. Ve o anlamda çok aslında farklı değildi ama mesela genç milletvekilleri var. Yaş biraz daha sanki düşmüş gibi geldi bana. Bakmadım gerçi şeylerine ama genç milletvekilleri biraz daha heyecanlı gördüm. Mesela en genç milletvekili var, 25 yaşında yanılmıyorsam, evet, AK Parti Ankara'dan bir milletvekili. Dün de onunla uzun sohbet etme imkanım oldu. Son derece heyecanlı, bir şey yapmak istiyor. Hatta şeyi eleştirdi. Muhalefette niye genç yok diye eleştirdi. Keşke muhalefette de çok genç olsaydı, gençlik sorunlarını beraber tartışsaydık falan dedi. Yani bilemiyorum, canlı bir meclis mi olacak yoksa meclisin tabii etkisi eskiye göre biraz zayıfladığı için biraz daha sakin bir meclis olacak. Bilemiyoruz. Ama şu yemin töreninden sonra göreceğiz bakalım herkes nasıl bir çalışma sürdürecek. Peki genel kurulun havası nasıldı sizce? Yani gergin mi başladı diyelim? Şimdi Devlet Bahçeli'nin konuşmasına bakacak olursak, birlik mesajının verilerek başladığı bir genel kurul açılışı oldu. Ardından locaya gözlerimiz çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. O sıralarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da buradaydı. Keza Deva Partisi Genel Başkanı'nı gördük. Karamollaoğlu'nu gördük. Genel kuruldaki yabancı konuklar vardı. Yoğun yabancı konukların olduğunu da gördük. Genel kurul havası siz nasıl buldunuz? Şöyle söyleyeyim. Genel kurulda bu sene tabii bu dönemde bir gariplik var. Bu gariplik ne? Ana muhalefet partisinin lideri mecliste yok. Evet. Mecliste grubu bulunan başka partiler var. Onların da liderleri yok. Herkes Cumhurbaşkanı yardımcılığına göre bir pozisyon almıştı. Yine işte beşer onar milletvekili çıkaran partiler var. Onların da liderleri
yok. Yok. Şimdi lidersiz bir meclis göreceğiz. Dolayısıyla milletvekilleri belki biraz daha hani kontrolsüz mü kalacaklar diye grubu değerlendirebiliriz. Olup genel başkan olan sadece MHP genel başkanı Devlet Bahçeli evet, var. Evet. Onun dışında kimse yok. Çünkü AK Parti'nin de biliyorsunuz evet. Cumhurbaşkanı o da başka birisi temsil edecek. AK Parti'yi de grup başkanı olarak. Şimdi daha gergin olur diye tahmin ediyorduk. Yani mecliste işte yemin törenlerinde her zaman işte bazı milletvekilleri farklı yemin etmeye kalkıyorlardı. İşte laiklik konusunda işte Hüdapar ne diyecek falan gibi bir takım kaygılar vardı. Herkes onlara baktı. Biz evet. de onlara baktık nasıl olacak diye ama çok büyük bir sorun yaşanmadı. Daha sakin geçti. Milletvekilleri de biraz daha sanki ben kulislere indiğimde de öyle biraz seçimin şeyi gerginliği biraz geçmiş gibi gördüm. Bilmiyorum siz de aynı şeyi hissettiniz mi? Yani daha sakin insanlar birbirlerini işte tebrik ediyor. Tanışma ve heyecan gördük evet, biz de. Evet o vardı. Bir de tabii şöyle bir şey. Şimdi buraya gelenler kazananlar. Onun için herkes biraz kendine bakıyordu. Yani kendini düşünerek mutluydu. Ama mesela CHP kulislerine gittik. İktidarı kaybetmiş olmanın veyahut da Cumhurbaşkanı seçimleri kaybetmiş olmanın bir hüznü yoktu. Milletvekilleri ben kazandım diye seviniyorlardı. Diğer iktidar kulisinde benzer bir şey vardı. Onu gözledik. Yani önümüzdeki günlerde tabii bu durum devam eder mi, etmez mi? Genellikle genç milletvekilleri biraz kendini göstermek isterler. Biraz fazla ortaya çıkabilirler ama ben sanki biraz daha sakin bir meclisle karşılaşacağız gibi gözüküyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Bugün locada eskiye kıyasla şunu gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen sağında solunda yanında bakanları gördük. Genelkurmay Başkanı'nı görürdük, kuvvet komutanlarını görürdük ama bu sefer locada ne bakanlar vardı bir tek Vahit Kirişçi'yi gördüm uzaktan. Onun dışında bakanlar yoktu. Keza gerçi bakanlar milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçildiler. Milletvekili ama yemin edilmedi bugün, yemin etmediler de. Şimdi yarın Bakanlar Kurulu açıklanacak. Hem kulislerde ne konuşuluyor, hem sizin izleniminiz neydi? Mesela Genelkurmay Başkanı'nın da olmaması neler söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bakanlar niye yoktu? Çünkü bakanlar yemin etmiş olsalardı eğer, bakanlık görevleri bugün bitecekti. Oysa ki Bakanlar Kurulu yarın yemin edecek, açıklanacak. Yani orada bir boşluk çıkacak, bir günlük bir boşluk çıkacaktı. Bu nedenle bakanların yemin etme günü biliyorsunuz eğer milletvekili mazeretli olarak gelmezse yeminini daha sonraki evet. genel kurulda yapabiliyor. O nedenle bakanları bir sonraki yani yeni bakanlar açıklandıktan sonraki genel kurulda yemin etme yöntemi benimsenmiş. Bu nedenle de bakanlar onu o nedenle gelmediler. Yani onu bilerek yapılmış planlı bir çalışmaydı. Tabii şimdi herkesin gönlünden bakanlık geçiyor. Sayıları da artacak diye konuşuluyor. 17 bakan vardı biliyorsunuz. Evet. Bir de Cumhurbaşkanı yardımcılarının da sayısı artacağı konuşuluyor. Şimdi bir sürü isimler var ortalıkta. Ama onlar ne kadar doğru bilemiyorum. Mesela örneğin en çok konuşulan Mehmet Şimşek ismi var. Mehmet Şimşek şöyle söyleyeyim neredeyse kimle konuşsak kesin gibi bakıyor. Ben hala görmeden net bir şey söyleyemiyorum. Gerçi Sayın Mehmet Şimşek bir şirket kurmuş. Bu şirket uluslararası bir şey, Ankara merkezli bir şirket. Şubat ayında da kendi hisselerini eşine devretmiş. Yani sanki bir hazırlık yapıyormuş gibi bir şey çıkıyor. Fakat Mehmet Şimşek'in politikaları da belli. Yani politikalar neoliberal politikalardı. Yani Ali Babacan'dan farklı bir şey savunmuyordu. 11 yıl bakanlık yaptı. Yani şu anda ekonomimizin içine düştüğü durumun bir anlamda sorumlularından birisi. Yani biz tekrar Mehmet Şimşek'ten umut bekliyorsak, bakın Amerika'da bile neoliberal politikalar tartışılıyor. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın bir makalesi var. Beyaz Saray sitesinde yayınlandı. Yani artık kamuculuğu tartışıyor Amerika evet. bile. Yani böyle bir ortamda biz uluslararası finans kuruluşlarına yakın hatta temsilcisi diye bilinen bir isimden ekonomide medet bekliyorsak, umut bekliyorsak o zaman biz bunca işi niye yaptık? Yani bu sorunun yanıtını bulmak lazım. Hazine ve maliye ayrılır mı sizce? O da konuşuluyor. Ayrılabilir. Bakan sayısı artabilir. Bazı bakanlık. Onlar kolay işler. Yani çok hızla yapılabilecek işler. Ama mesele şu. Yani hangi irade söz sahibi? Hangi program
önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak. Eğer Türkiye üretim ekonomisine geçecekse uygulanacak IMF'siz IMF programı vatandaşa bir katkı sağlamaz. Yani uluslararası finans kuruluşlarının vereceği borçları garanti edecek bir sistemdir o. Yani oysa ki vatandaşın geleceğini garanti edecek bir sisteme ihtiyacımız var. O nedenle Mehmet Şimşek meselesini ben de merakla bekliyorum. Yarın gerçekten Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa yani biz tekrar eski politikalarla yeni bir sonuç alma şansımız var mıdır? Emin değilim. Yani böyle bir şey kısa vadede belki piyasalarda biraz gerginlik azalabilir diye bakılabilir. Ama orada durumu rahatlayacak olanlar halk değil. Halkın durumunu bence esas almak lazım. Üretimi biz arttırmazsak, istihdam yaratmazsak o politikalar Türkiye'de büyümeyi küçültecek politikalardır. Yani onu yapacaksa Kemal Derviş'tir. Kemal Derviş politikalarıdır onlar. Yani biz Kemal Derviş mi arıyoruz bunca yıl sonra? Onun yüzünden gelmedik mi bu noktalara? Bence bunun yanıtını göreceğiz yarın akşam. Bakanlar Kurulu'nda ciddi büyük bir değişiklik bekliyor musunuz peki? Bekliyoruz tabii. Baştan sona zaten bakanların hemen hemen iki bakan dışında herkes aday. Ben en son duyduğum Sağlık Bakanı'na göreve devam ettiğimiz, o aday da olmamıştı zaten. Olmamıştı. Onun göreve devam edebileceği gibi görüşmeler var. Yani Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı gözüküyor, İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı. Yani bir sürü iddia var ama bunların hepsi yani kulislerdeki spekülatif şeyler, ne kadar doğrudur bilemiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrar. Evet Gülşah İkinci, meclisteyiz. Genel kurulda şu dakikalarda yeni yasama dönemi için yeni milletvekilleri yemin etmeye devam ediyor. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'le bugünün değerlendirmesini yaptık. Yarın kritik bir gün, hemen izleyicilerimize o notu da aktaralım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın saatler 15'i gösterdiğinde meclise gelecek, mazbatasını alacak ve ardından genel kurulda yemin edecek. Yemin töreninin ardından da tabii bir dizi programı olacak ama kritik saat aslında yarın 22, saatler 22'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merak ettiği o açıklamayı yapacak ve yeni döneme ilişkin yeni bakanlar kurulunu kamuoyuna duyuracak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Biz de tabii ki merakla ayrıntıları takip edeceğiz. Hem Seda Akyüz sana teşekkür ederiz hem de Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'e değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz. Şu dakikalarda kısa bir ara verildi. 40 dakikalık kadar bir ara verildi ama yemin töreni devam edecek. İl sırasında İstanbul vardı. Bunu da düşünürsek eğer gecenin ilerleyen saatlerine kadar yemin töreninin süreceğini de belirtebiliriz. Şimdi efendim CHP'ye dönelim. CHP Genel Merkezi'nde dün 4,5 saatlik bir MYK toplantısı yapıldı. Ama toplantı öncesinde de önemli görüşmeler vardı. Kimlerle? Kemal Kılıçdaroğlu hem Ekrem İmamoğlu'yla hem Canan Kaftancıoğlu'yla görüştü. Peki bu görüşmede neler konuşuldu? Hangi konular özellikle masaya geldi? İstifa konuşuldu mu? Kulis bilgileri paylaşıldı. İşte o bilgileri biz de sizlerle paylaşıyoruz. CHP'de 28 Mayıs'taki mağlubiyetin ardından seçim değerlendirmeleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nda değişiklik için ilk adımı attı. CHP Genel Merkezi'nde 4,5 saatlik bir MYK toplantısı yapıldı. Kılıçdaroğlu tüm MYK üyelerinin istifasını kabul etti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke, yeni MYK'da görev almayacağını açıkladı. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz teamüle ve partimizin usullerine uygun olarak seçimden sonra yapılan ilk parti meclisi toplantısından önce genel başkanımıza istifalarını sunmuşlardır. MYK toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile 40 dakikalık bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, MYK sonrası ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Gazeteci Zafer Şahin, Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na istifa etmemesi gerektiğini, MYK'yı değiştirmesinin yeterli olacağını söylediğini öne sürdü. Kaftancıoğlu'nun, İmamoğlu'nun kurultayda delege yapısını değiştirebileceğini ifade ettiği de iddia edildi. Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'yla görüşmede, İmamoğlu'nun kendisine yakın bir ismin İstanbul İl Başkanı olarak atamak isteyebileceğini de gündeme getirdiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesinde ise görüşme talebinin İmamoğlu'ndan geldiği iddialar arasında yer aldı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu sadece dinlediği, yorum yapmadığı belirtildi.
Görüşme trafiğiyle geçen CHP-MYK toplantısının ardından ilk adım parti meclisi toplantısı olacak. 3 Haziran'da yapılacak toplantının ardından yeni MYK belirlenecek. Genel Başkanımız yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu hafta sonu yapılacak parti meclisi toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyeleri işlerin aksamaması adına yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenene kadar görevlerine devam edeceklerdir. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına en erken ne zaman kurultaya gidebiliriz, bunun çalışmasını yapın talimatı verdiği de öğrenildi. CHP'nin parti meclisinin gündemlerinden birisinin sonbaharda yapılması planlanan kurultay olacak. Bu kapsamda kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak parti meclisinde değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri de dikkate alarak yeni Merkez Yönetim Kurulumuz bunun kararını verecektir. 3 Haziran günü CHP kapalı grup toplantısı da yapacak. 3 grup başkan vekili ve 1 grup başkanı seçilecek. Tabii iç siyaset kadar dış siyaset de önemli, özellikle de seçim sonrasındaki bu süreçte. Şimdi bugünlerde yine NATO'nun genişlemesi, İsveç'in üyeliği, Türkiye'nin tutumu gibi konuları konuşuyoruz. Önemli açıklamalar ve gelişmeler yaşanıyor. 50 saniyelik bir aranın ardından hepsini aktaracağız. Evet, saat başındayız. Ana haber bültenimiz hem ulusal kanalda hem de ulusal radyoda devam ediyor. Söylediğimiz gibi dış siyasette bundan sonra izlenecek süreçte çok çok önemli. Özellikle bugünlerde yine Finlandiya'nın biliyorsunuz NATO'ya olan üyeliğinin ardından İsveç'in önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelebileceğini zaten konuşuyorduk, öngörüyorduk. İşte o konu bugünlerde yine gündemde. Peki nasıl? Türkiye'deki seçim sürecinin sonunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Ankara'ya geliyor. Stoltenberg ve Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin gündeminde de İsveç'in NATO üyeliği yer alacak. NATO'nun doğuya doğru genişleme stratejisi gündemde. Gözler Ankara'da. 28 Mayıs'ın ardından NATO diplomasi trafiğini İsveç için işletecek. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in üyelik süreci için çeşitli temaslar kurmak üzere 3 Haziran'da Ankara'da olacak. Oslo'daki gayri resmi NATO toplantısında da Stoltenberg'in gündemi İsveç'in üyelik süreciydi. Stoltenberg, Oslo'daki toplantıda İsveç'in katılım protokolünün onaylanmasıyla ilgili Türkiye'ye vermek istediği mesajın sorulması üzerine, İsveç'in NATO'ya üyeliği İskandinav, Baltık bölgesi ve aynı zamanda tüm NATO ve tabii ki Türkiye ve diğer müttefikler için de iyi olduğudur yanıtını vermişti. Şimdi Stoltenberg gibi bir takım mesajlar vermeye çalışan bir başka isim daha var. Kim? İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström. NATO üyelerinin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü destek gösterdiğini ve bunun da Türkiye ve Macaristan'a mesaj olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'e tepki gösterdi. Çavuşoğlu, terörizmle mücadelede somut adımlar atın dedi. Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından üyelik için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'ten yeni bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Billström, Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdiğini kaydetti. Bu, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda Türkiye ve Macaristan'a çok açık bir mesaj dedi. Bu açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki geldi. Çavuşoğlu, İsveç'te dostlarımıza çok açık bir mesaj. Üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın ifadelerini kullandı. Seçim öncesi de çok konuşuluyordu. Şimdi yine konuşuyorlar. Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosu seçim yenilgisine ilişkin
peş peşe açıklamalar yaptı. Murat Karayılan ve Mustafa Karasu, CHP ve İyi Parti liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener gibi seçim yarışının adil koşullarda olmadığını belirtti. PKK'lı Karasu, Millet İttifakı'na sokağa çıkmalıydı, kıyameti koparmalıydı ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP bile bilmem HDP ile ilişkili diye o bile hain ilan edildi, düşman ilan edildi. PKK yöneticileri seçim yenilgisinden sonra peş peşe açıklamalar yaptı. Mustafa Karasu, Türkiye'nin PKK'yı tasfiye etme hedefine kilitlendiği bir dönemde seçimlerin yapıldığına dikkat çekti. Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruattır diyorlar. PKK'lılar ard arda açıklamalar yaptı. Hem Murat Karayılan hem de Mustafa Karasu seçim yarışının adil olmadığını söyledi. Karasu, CHP ve İyi Parti liderlerinin kurduğu cümleleri tekrarlaması dikkat çekti. 40 tane 50 tane televizyonlara hizmet ediyor. Eskiden öyle bir şey yoktu. TRT Erdoğan'a 400 saat, Kılıçdaroğlu'na işte 4 saat mi, 40 saat mı yer vermiş. Her türlü yalan attılar, iftiraya attılar. Yani işte montaj şeyler yaptılar yani. Kasetler yaptılar. PKK'nın HDP seçmenini Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi için net tutum sergilediğini belirten PKK'lı Mustafa Karasu, İyi Parti ve diğer Millet İttifakı partilerinin Kılıçdaroğlu konusunda kuşkuları olduğuna dikkat çekti. Örneğin altılı masada İyi Partililerin hepsi destekledi mi? Kuşkulu. Yani bu konuda gerçekten kuşkular var yani. Yine altılı masadaki diğer partilerin belki tabanın bir kısmı verdi, bir kısmı vermedi. Öyle anlaşılıyor. Ya da sandığa gitmedi belki. Biz Kürtler kendileri için politika yapıyor. Kendileri için taktik yapıyor yani. Bak, şunun için bunun için yapmıyor. Millet İttifakı'na tepki gösteren PKK'lı Karasu, sokağa çıkmadılar, kıyameti koparabilirlerdi dedi. Tabii Millet İttifakı'nın önemli yanlışlıkları oldu. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Kayyumlara tutum koymadılar Kürdistan'da. Dokunulmazlıklara tutum koymadılar. Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim dediler. Böyle halkın mücadelesini de önüne aldılar. Bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler. İşte Erdoğan Cumhurbaşkanı aslında Cumhurbaşkanı olamaz diye sorun yapacaklardı. Sorun yapacak, anayasa aykırıdır diyeceklerdi. YSK'ya karşı tutum koyamadılar, baskı altına alamadılar. Bunları yapamadılar. Yani bunlar konusunda kıyamet koparabilirlerdi. Şu dakikalarda da bir ekonomi verilerine bakalım ve o verilerin de ne anlama geldiğini anlatan bir haber paylaşalım sizlerle. İhracat verileriyle birlikte dış ticaret açığı da arttı sevgili izleyiciler. İhracat Mayıs'ta %14.4 artışla 21.7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yılın ilk 5 ayında 29,5 artarak 56 milyar 104 milyon dolara yükseldi. Sektör temsilcileri cari fazla vererek büyümek için ihracatta yeniden yapılanmanın bir devlet politikası olarak uygulanmasını istiyor. İşte ayrıntılar. İhracat artarken dış ticaret açığı 56 milyar dolara tırmandı. Peş peşe açıklanan verilere göre ihracatta önemli bir ivme yakalandı. Ancak açık çifthaneli büyümeye devam etti. 2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat %16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat %0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat %8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs ayları arasını kapsayan yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığı %29,5 artarak 56 milyar 104 milyon dolara yükseldi. İhracatın daha fazla artmasını isteyen sektör temsilcileri cari fazla vererek büyümek gerektiğine dikkat çekti. Yeniden yapılanmaya geçmek iki şekilde olur. Ya dünya sizi böyle bir değişime zorlar ya da bir devlet politikası olarak paydaşlar oturur ve değişime karar verir. Bana göre ikincisi en doğru olanı. Ancak devlet ve millet el ele bu değişime karar vermekte geç kalırsak piyasaya ayak uydurmak zorunda kalacağımız için mecburen yapacağız. İstihdamın ve üretim sektörlerinin yeni modeli adaptasyonu kolay bir iş değil. Devlet ve özel sektör işbirliği burada gerekiyor desem yanlış olmaz.
Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül'le Türk lirasının istikrarla ihracatın yükseleceğini kaydetti. İhracatçının arzu ettiği kurların yükselmesi değil, Türk lirasının istikrarı ve öngörülebilirlik. Unutmayalım, 2002-2013 arasında döviz kurları olduğu yerde sayarken ihracat rekorlar kırıyordu. Demek ki mesele sadece döviz kurunun seviyesi değil, aynı zamanda öngörü ve güven. Gül'le pazar çeşitlenmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Bu meseleyi kısa vadeli değil, uzun vadeli ele almak gerekiyor. Yine şunu da belirtmem gerekiyor, dünyadaki mal hareketinin tarihsel akışına baktığımızda Çin gibi güçlü ihracatçılara karşı gerçekçi yaklaşımlarla hareket etmeliyiz. Efendim şimdi yine toplumsal sorunlarla devam edelim. Eksik etmiyoruz bültenlerimizden biliyorsunuz. Malatya'ya gideceğiz. Sanayi esnafı bugünlerde çok dertli. Deprem yüzünden zaten zor günler geçirmişlerdi. Bugünlerde yine sıkıntılı günler geçiriyorlar. Sebebi ise geçici olarak yaptıkları iş yerlerinin kaçak yapıldığı iddiasıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından yıkılması. Çaresizler, deprem değil belediye yıktı diyorlar ve şimdi ekmek paralarını kazanmak için de yardım bekliyorlar. Onların sesini ekranlarınıza getiriyoruz. Sayın Valimiz Hulusi Şahin bize bu yıkılan yerleri gösterdi. Yukarıdaki yeri gösterdi bize. Burası müsaittir. Oradaki malzemenizi çıkartın, buraya yapın dediler. Gerekten imkanları ben size sağlayacağım. Yani maddi konuda ben size destek olacağım. Malatya depreminden sonra birçok esnaf başka şehirlere gitti. Bu durum şehir ekonomisinin normalleşmesini olumsuz etkiliyor. Gidenlerin dönmesi, kalanların da gitmemesi umut ediliyor. Her şey bitti. Artık yani işimize başlayacağız. Tam bir haftadır işe başlamışız. Yani ben burada ekmeğimi kazanmıyorsam benim ne işim var Malatya'da abi? Biz de bu şekilde burayı yıkarak önümüze bıraktılar. İş yeri hasar gören ya da yıkılan esnaf ayağa kalkmak istiyor. Dükkan bulamayan 22 esnaf için Özcan Sanayi Sitesi Kooperatifi ve valilik atıl durumdaki alana iş yeri yapılması için çalışma başlattı. Valimiz malzeme vermesi devlet prosedürü uzun sürünce depremzede arkadaşlar geldiler ki ya biz devletten yardım istemiyoruz. Biz dükkanımız yıkıldı, evimizde çorbanı pişmesi lazım. Biz nereydiyseniz oraya kendimiz yapalım. Biz de bu yerleri gösterdik. Toplam 22 tane esnaf bize müracaat etti. Esnaf 3 aylık süre içerisinde kendisine geçici yeni yer kurdu ancak AK Partili Yeşilyurt Belediyesi kaçak olduğu gerekçesiyle iş yerlerini yıktı. Buradaki insanların hepsi enkazdan çıkıp buraya bir şeyler yapmaya çalıştılar ki valilik izniyle kendi bütçeleriyle borç, harç son kuruşuna kadar insanlar hepsi buraya gömdüler. Ben bütün varımı yoğumu buraya gömdüm. Gelen makinelerimiz daha ambalajı açılmamış iş yerinin içindeydi. Onları çıkarmamıza müsaade edilmeden komple üstünü başımıza yıktılar. Geriye yıkıntılar kaldı. Esnaf Yeşilyurt Belediyesi'ne tepkili. Ben AK Parti yetkililerine sesleniyorum. Özellikle reise sesleniyorum. Malatya'da %72 oy aldıysanız Mehmet Çınar'ın sayesinde değil bu insanların sayesinde aldınız. Lütfen bize sahip çıkın. Malatya'yı terk etmek istemiyorlar. Ancak varını yoğunu geçici iş yerine yatıran esnafın mağduriyeti ikiye katlandı. Biz burayı zaten geçici olarak yapıyoruz. Kendi iş yerimin önünde konteyner yapmışım, orada kalıyorum. Kira deselerdi biz yine buna da kiraya da razıydık. Şuraya harcadığımız 600-700 bin TL'yi Mehmet Çınar sabah erken gelip yıkması bizim çok ağrımıza gitti. Bizim tek sıkıntımız şu an çocuklarımıza buradan ekmek götürmek. Buradan 4 eve ekmek gidiyordu. Ya biz bu Malatya'yı ya terk edeceğiz ya da bize geçici olarak işte 1 yıl 2 yıllık da geçici evet, olarak bize işte iş yeri tahsil edecekler. Malatya'yı terk ediyor. Vatan Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Mustafa Çam da esnafı ziyaret etti. Biz o maalesef Malatya'nın esnafının şu an durumunu görünce gerçekten içler acısı. Biz Vatan Partisi olarak gerçekten diyorum sorunlarınızı her zaman dilendirmeye hazırız. Emrinizdeyiz yani biz onu söyleyelim. Yeşilyurt Belediyesi de dükkanların kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldığını bildirdi. Evet, esnafın sorunları böyleydi. Şimdi işçilerin sorunlarına da bir bakalım. Nerede? Şirikçioğlu'nun Kayseri'de faaliyet gösteren fabrikasında çalışan 420 işçi sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarıldı sevgili izleyiciler. Yetki mahkemesi işçiler lehine sonuçlansa da işveren masaya oturmadı. Öziplik İş Sendikası işverenin İstanbul'daki binası önünden işçilerin sendikal hakkını tanıyın çağrısı yaptı. Özüplik İş Sendikası örgütlü olduğu Şirikçioğlu Holding'in Kayseri'deki fabrikasında işverenin sendika karşıtı tutumuna karşı Holding'in İstanbul'daki genel merkez önünde basın açıklaması yaptı.
İşçiler adına açıklama yapan Bursa Şube Başkanı Serkan Fıçıcı, işvereni işçilerin sendikal iradesini tanımaya ve masaya oturmaya çağırdı. Açıklama yapan işçilere yoldan geçen araçlar kornalarla destek verdi. İşçi, işçisi yalnız değildir. Bizimki işçisi yalnız değildir. Özipliki Sendikası 2017 yılında Şirikçioğlu'nda örgütlenme faaliyetine başladı. Sürecin 2022 yılında hızlanmasıyla işveren sendika üyesi işçileri işten çıkarmaya başladı. Sendikadan alınan bilgiye göre bu süreçte 420 işçinin işine çeşitli bahanelerle son verildi. 2022 yılının Eylül ayında sonuçlanan mahkeme sendikayı haklı buldu. Açıklamasına başlamadan önce şunu buradan yüksek bir sesle aykırıyoruz. Burada bizi birler onlar yüzler görmeyin. İnanın. İnanın bıçak kemikte artık. Tekstil işçisi bu baskıya, bu sömürüye artık diyor dur diyor. Bu süreçte işten çıkarılan işçilerin yarısı işe iade ve sendikal tazminat haklarını aldı. Diğer işçilerin ise mahkemesi sürüyor. Ancak işveren diyalog kapılarını kapattı. Şirikçioğlu işçilerinin sendikalaşma mücadelesi için buradayız. Şirikçioğlu işverenin sendika tanımaz tavrı için buradayız. Şirikçioğlu işçilerin hakları için buradayız. Şirikçioğlu tekstilde yasanın aradığı çoğunluğu sendikamızın sağladığına dair yetki tespitine işverenin itiraz etmesi sonucu açılan dava ise 27 Eylül 2022 tarihinde Kayseri 4. İş Mahkemesi'nde görüldü. Dava lehimize sonuçlandı. İşçilerin sesini duyurmak için işçiler adına holding önünde açıklamayı okuyan Özipliki Sendikası Bursa Şube Başkanı Serkan Fıçıcı, dava sürecinin işçiler lehine sonuçlandığını ancak işverenin masaya oturmadığını söyledi. Sendikalaşmayı engellemek adına sendikaya üye olan bazı işçilerin söz konusu dönemde işine son vermiştir. Bir mücadele sonucunda sendikamız Özipliki İş fabrikada yasanın aradığı çoğunluğu sağlamıştır. Bakanlık tarafından sendikamıza yetki verilmiştir. 6 yıldır mücadele ettiklerini vurgulayan Fıçıcı, işverene masaya dönün çağrısında bulundu. Türlü haksız, hukuksuz yollara sapan Şirikçioğlu'na kaçacak yerin yok. Tek kurtuluşun Özüp'teki sendikasıyla işçilerinle bir masada oturmak. Efendim işçilerin sorunları maalesef bu kadarla da sınırlı değil. İzmir'de de yine işçilerin sıkıntıları vardı. Hemen ona da bakalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ'de toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkla sonuçlandı. Arabulucu sürecinde de anlaşmazlık oldu. Uyuşmazlık tutanağının sendikaya ulaşmasının ardından 60 günlük grev süreci başlayacak. İzmir Metro'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işçiler arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Arabulucunun uyuşmazlık raporunun sendikaya teslim edilmesinin ardından 60 günlük grev süreci başlıyor. Türk İş'e bağlı Demiryolu İş Sendikası İzmir Şubesi ile işvereni temsilen masada oturan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası arasındaki görüşmelerin arabulucu sürecinde de anlaşma çıkmadı. 625 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde 77 maddenin 54'ünde taraflar uzlaştı. Ekonomik maddeleri içeren 23 maddede ise anlaşma çıkmadı. CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ilk teklifini son arabulucu görüşmesinde verdi. Sendika bu teklifi kabul etmedi. Sendika kök ücretlerde istediği artışın yanı sıra sonraki 6 aylarda enflasyon artı %5 refah payı oranında zam, ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılması talebinde bulundu. Sosyal kalemlerde de işçiler diğer belediye çalışanlarıyla aynı hakları talep ediyor. Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yeraltı tazminatı gibi talepler de yer aldı.
İzmir'den sonraki durağımızsa Düzce, işçinin sesi Düzce'den de yükseldi. Aliform Pekintaş fabrikasında Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için işten atılan işçiler basın açıklaması yaptı, haklarını istedi. Emekçileri Vatan Partisi de yalnız bırakmadı. Bizler Aliform'dan haksız yere atılan işçiler olarak her platformda yapılan bu hukuk tanımasızlığı dile getireceğiz. Hiçbir kurum amirinin anayasal hakkımıza engel olması kabul etmiyoruz. İhbar, kıdem ve sendikal tazminatlarımız ödensin. Düzce'de köle pazarı değildir. İşçileri çöp gibi kenara atamazsınız. Kaldı ki en demokratik hakkı gelecek, buna bir tepki gösterecek. Onu da yasaklıyorsunuz. Yasal değildir bu yasaklamalar. Buradan söz veriyoruz hem işçilere hem Düzce halkına. Kim işçilerle uğraşırsa biz de onlarla uğraşırız. Düzce'de kim hiçbir işçinin mağdur edilmesini kabul etmiyoruz. Efendim, geçtiğimiz süreçte hayat pahalılığını çok konuştuk. En çok da artan kira fiyatlarını, 2 katına, 3 katına, hatta bazı illerde özellikle deprem bölgesinde 4-5 katına kadar çıktı. Herkes muzdarip bu konudan. Peki nasıl çözülecek? İşte bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Aktaralım hemen. Fahiş kiranın 6 adımda önüne geçilmesi hedefleniyor. Yüksek artışı sınırlandırmak için öncelikli olarak geçen yıl uygulamaya alınan %25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. Bu kapsamda hapis, adli para ya da para cezası olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışılıyor. İstanbul başta olmak üzere vatandaş fahiş kira artışı nedeniyle bütçesine uygun ev bulamıyor. Binlerce kişi mağdur. İşte bu yakıcı sorunun önüne geçmek için yeni bir çalışma başlatıldı. Fahiş kiranın 6 adımda frenlenmesi hedefleniyor. Kiracıları korumak için öncelikli olarak geçen yıl uygulanmaya alınan %25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Konut kiralarını %25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona erecek. Geçen yıl Haziran'da getirilen bu uygulamanın bir yıl daha uzatılması öngörülüyor. Sabah gazetesinin haberine göre büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle hapis, adli para ya da para cezası olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışılıyor. Devam eden kiracı, ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Peki sözleşmesi 10 yılı geçenler için süreç nasıl işleyecek? Ev sahibi 10 yıllık sürenin sonunda belirli süreli kira sözleşmesinin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla kontrata son verilebiliyor. Sözleşme belirsiz süreleriyle kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra fesih bildirimiyle kontratı sona erdirebiliyor. Evet, haberimizde de izlediğimiz üzere fahiş kira artışını engellemek için Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılması planlanıyor. Cezai yaptırımlar gündemde. Peki ama bu uygulamalar yeterli ve caydırıcı olacak mı? Hukukçular ne diyor? Hukukçular gerçek çözümün cezadan geçmediği görüşünde. Gerçek çözüm ne? Ayrıntılar haberimizde. Son dönemlerde düşünülen kira artışlarına ilişkin düzenlemeler sadece günü kurtarmaya yönelik düzenlemelerdir. Fahiş kira artışları vatandaşın en önemli sorunlarının başında geliyor. Bunun için de yasal bir düzenleme üzerinde duruluyor. Kira sorunu özellikle büyük şehirlerimizde, İstanbul, Ankara gibi illerimizde özellikle geçirdiğimiz deprem felaketinden sonra daha büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun çözümü için gündelik çözümler yerine daha köktenci ve gerçekçi çözüm yolları üretilmesi gerekiyor. Düzenlemeyle fahiş artış yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Ancak bu uygulama ne kadar yeterli ve gerçekçi olacak? Öncelikli olarak yapılması gereken şey bana göre kira ücretlerinin dondurulmasıdır. Belli bir süreliğine 2 ya da 3 yıl boyunca kira sözleşmelerinin mevcut
bedeller üzerinden dondurulması gerekmektedir. Ve yeni kiraya verilecek taşınmazlar için tavan kira bedeli uygulanması hayata geçirilmelidir. Hukukçulara göre yapılması gereken ilk uygulamalardan biri tavan kira uygulaması. Bu tavan kira bedeli uygulaması taşınmazın bulunduğu yere, taşınmazın fiziki şartlarına göre belediyelerce ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilecek bedeller üzerinden gerçekleştirilmeli. Ve bu kira sözleşmeleri yine aynı şekilde belediyelerce ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca sürekli kontrol altında tutulması gerekiyordur. Kira sözleşmelerinin belediyeler ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kontrol edilmesi de şart. Bunun hayata geçirilmesi için de kira sözleşmelerinin aynı zamanda E-Devlet üzerinden ya da noterliklerce kontrol altına alınması, yasal koşullara uymayan kira sözleşmeleri hakkında sözleşmelerin taraflarına cezai işlem uygulanması gerekmektedir. Vatandaşın kira öderken dikkat etmesi gerekenler de oldukça önemli. Burada da hukukçular devlet güvencesine dikkat çekiyor. Kira ödemelerinin kesinlikle banka ya da PTT kanalıyla kiralayana yapılması gerekmektedir. Bu şekilde kira sözleşmeleri hem hukuka uygun şekilde gerçekleşecektir, hem de kiracının ve ev sahibinin hakları daha sıkı şekilde devlet güvencesi altında olacaktır. Efendim, hepimizin takip ettiği gibi Türkiye'nin uzun süredir gündeminde seçimler vardı. Seçimlerle yattık, kalktık, tartıştık, gelen açıklamaları değerlendirdik. Seçimler bitti, artık yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Önemli bir gündemimiz daha var ki artık onu konuşmamız ve ona yoğunlaşmamız gerekiyor. Hepinizin tahmin edebileceği bir konu aslında. Türkiye'nin önemli ve kaçınılmaz gündemi, depremden bahsediyoruz. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü'nün bir açıklaması oldu, Orhan Tatar'ın. Orta Anadolu'da uzun yıllardır deprem üretmemiş aktif fay hatlarının olduğunu söyledi kendisi. Depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu da belirterek acil kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. AFAD Orta Anadolu için deprem uyarısı yaptı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Orta Anadolu'da uzun yıllardır deprem üretmemiş aktif fay hatlarının olduğunu söyledi. Sivas özelinde veya Orta Anadolu özelinde baktığımızda bu bölgede de gerçekten çok uzun yıllar deprem üretmemiş ama aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllar suskun olan fay hatları var. Bu fay hatlarının illaki bir yerleşim yerinin içinden geçmesi de gerekmiyor hasar yaratması için. Sivas her ne kadar doğrudan içinden bir aktif fay hattı geçen şehir olmasa bile Sivas'a bağlı ilçelerimizin içinden işte Su şehri, Doğanşar, daha işte kuzeye gittiğimizde Koyulhisar, işte Alt, Gölova, Akıncılar, buralarda biliyorsunuz Kuzey Anadolu fay zonunun değişik kolları geçiyor. Sivas'ta açıklama yapan Tatar, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurguladı. Şehirlerin mutlaka depreme dirençli bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Deprem ne zaman olacak, nasıl olacak, hangi büyüklükte olacak sorusuna cevap aramaktan ziyade bizim bir an önce bu şehirlerimizi daha dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Yani bir deprem olduğunda, bir afet karşımıza çıktığında binalarımızın yıkılmaması gerekiyor. Çok ciddi şekilde ülkemizin her yerinde riskli yapıların muhakkak belli bir plan dahilinde dönüştürülmesi son derece büyük önem taşıyor. Şu dakikalarda da artık sınırlarımız dışındaki gelişmelere bakalım. İlk olarak da ekonominin yükselen güçlerinden BRICS ittifakı ile ilgili hazırladığımız habere bakalım. Zira dünya nüfusunun da %42'sini temsil ediyor BRICS ülkeleri ve BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları da Cape Town'da toplandı. Ağustos ayındaki liderler zirvesine hazırlık niteliğinde 2 gün sürdü toplantı. Milli paralarla ticaret, ortak para birimi ve ittifakın genişlemesi konuları masaya yatırıldı. Ayrıca İran ve Suudi Arabistan'ın da olduğu ittifaka katılmak isteyen 20 ülke ile BRICS dostları toplantısı yapıldı. Ekonominin yükselen güçleri Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS ittifakı hem genişlemeye hem de ortak para birimi oluşturmaya hazırlanıyor. İttifak Ağustos ayında yapılacak liderler zirvesi öncesinde ticarette doları devre dışı bırakacak çalışmalarına hız verdi. BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bir araya geldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Neladi Pandor'un başkanlık ettiği toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jayashankar ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Chaizu katıldı. Toplantının ilk gün oturumunda BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçişi, milli paralarla ticaret ve genişleme konuları masaya yatırıldı. Bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda ortak açıklama yapıldı. Bakanlar, giderek daha fazla ülkenin BRICS'e katılma başvurusu yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Güney Afrikalı Bakan Neladi Pandor, BRICS çok kutuplu dünyanın evrimini ve cazibesini simgeliyor. Bir düzineden fazla ülkenin ittifaka katılmak için başvurması bunun kanıtıdır, dedi. Hint Bakansa, BRICS'e yeni üye kabulü konusunda ülkeleri, kriterleri ve standartları belirlemek için çalışmaların sürdüğünü, bu konuda iyi niyetle hareket edildiğini söyledi. Cape Town'daki zirvenin ikinci gününde İran ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu ittifaka katılmak isteyen 20 ülkenin dışişleri bakanlarıyla BRICS dostları toplantısı yapıldı. Diğer yandan BRICS dışişleri bakanlarının ortak bildirisinde Suriye vurgusu da dikkat çekti. Bildiride Suriye'nin Arap Devletleri Ligi'ne dönüşünün memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ayrıca Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyan siyasi ve uzlaşmaya dayalı çözüm çabalarının desteklendiği vurgulandı. BRICS ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılası küresel hasılanın %30'undan fazlasını oluşturuyor. Dünya ekonomisine katkısı Amerika'nın başını çektiği G7 ülkelerini geçmiş durumda. BRICS küresel kalkınmaya 2022 yılında %32,1 katkı sunarken Batı bloğu G7 ise %29,9'da kaldı. Tabii BRICS kadar bir yandan dünya siyasetinin gözü Asya Pasifik'teki kritik güvenlik toplantısında da aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i kuşatma adımlarının hızlandığı bir dönemde 40'ı aşkın ülkenin katılımıyla Shangri-La diyaloğu Singapur'da başladı. Toplantı öncesinde Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'dan Amerika'ya uyarı geldi. Tayvan'la yeniden birleşme için güç kullanmayacaklarını söyledi. Asya Pasifik'in en önemli savunma zirvesi Shangri-La diyaloğu Singapur ev sahipliğinde başladı. Asya'nın Münih güvenlik toplantısı gibi tanımlamalar yapılan zirve bu yıl her zamankinden daha kritik. Bu yıl 20. kez düzenlenen zirve Asya Pasifik bölgesinde jeopolitik rekabetin kızıştığı, Amerika'nın silahlandırma çabalarıyla Tayvan kışkırtmasının arttığı, Çin'in etkisinin yükseldiği bir dönemde yapılıyor. Zirveye Çin ve Amerika ile birlikte 40'ı aşkın ülke katılıyor. Toplantının açılışını Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yapacak. Gözler 3 Haziran'da Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, 4 Haziran'da ise Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun yapacakları konuşmalarda. Bakanlar ülkelerinin rekabet ve güvenlik perspektiflerini ortaya koyacak. Zirvenin ilk günü ikili görüşmeler ve ülkeler arası resmi temaslarla geçiyor. Bu kapsamda Çin Savunma Bakanı Li, Singapurlu mevkidaşı Egg Eng Hen ile görüşmesinde Amerika'ya mesaj verdi. Li, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu, barışçıl çözümden yana olduklarını ancak gerekirse güç kullanmayı kesinlikle dışlamayacaklarını vurguladı. Hem güç kaybı anlamında hem ekonomi anlamında zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız şimdi. Amerika'nın temerrüde düşmesini engelleyen yasa Senato'da kabul edildi. Nihai imzayı atacak Amerikan Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri mezuniyet töreninde Rusya'ya hedef aldı. Ama açıklamalarından çok konuşma sonrası tökezleyip düşmesi gündem oldu. Nakit sıkıntısı çeken Amerika'da borç limitini 2 yıl uzatan yasa Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'da kabul edildi. Nihai karar için imzası beklenen Joe Biden ise Colorado'daydı. Amerikan Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Rusya'yı hedef aldı Biden. Rus lider Vladimir Putin'in NATO'nun çöktüğü fikrinin yanlış olduğunu savundu. Dayanağı ise NATO üzerinden Ukrayna'ya gönderilen silahlar oldu. NATO'nun yeni üyelerle güçleneceğine söz verdi. Ancak bu söz sadece İsveç içindi. En yeni müttefikimiz Finlandiya ile yakında da İsveç'in bir an önce ittifaka katılmasıyla NATO şimdi daha güçlü.
Bu gerçekleşecek, size söz veriyorum. Asya Pasifik'i Hint Pasifik olarak tanımladı Amerikan Başkanı. Çin'i kuşatmadıklarını, rekabeti gözettiklerini iddia etti. Pekin'in tepki gösterdiği AUKUS ve Quad ittifaklarını geliştireceklerini belirtti. Çin ve ABD iklim gibi bazı küresel sorunları çözebileceğimiz alanlarda birlikte çalışabilmelidir. Ancak güçlü rekabete de hazırız. Dünyanın hızla değiştiğini belirten Joe Biden'ın yapay zeka vurgusu dikkat çekiciydi. Yapay zeka ve üç boyutlu baskı gibi gelişmekte olan teknolojilerin çatışmaların doğasını değiştirebileceğini söyledi. Ancak Biden'ın bu açıklamalarından çok bu görüntü konuşuldu. Amerikan Başkanı konuşmasını tamamlayıp kürsüden inerken ayağa takıldı ve yere düştü. Sırbistan-Kosova hattında gerilim sürerken Avrupa Birliği seçimlerin yenilenmesini istedi sevgili izleyiciler. Sırp lider Aleksandar Vučić ve ayrılıkçı Kosova yönetimi Moldova'da Avrupalı liderlerle görüştü. Diplomasi süreci hareketliyken Kosovalı Arnavutlar provokatif eylemlere başladı. Arnavutluğa giden Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'sa Batı Balkanların Ukrayna'ya dönüşebileceği mesajı verdi. Balkanları istikrarsızlaştırma ve parçalama sürecinin tamamlanması için ayrılıkçı Kosova üzerinden Sırbistan'a baskı uygulanıyor. Sırbistan ve Kosova sınırında tansiyon hala yüksek. Saha gerginken diplomasi arenası da hareketli. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Moldova'da Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Almanya ve Avrupa Birliği kurumları başkanlarıyla görüştü. Vučić'in ardından Kosova yönetiminin başındaki isim Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Sırbistan ve Kosova görüşmelerinden sonra Avrupa Birliği'nden açıklama yapıldı. Kosova'dan bölgedeki çatışmaları körükleyen seçimlerin tekrarlanması istendi. Üç açık talebimiz var. Yerel seçimlerin hemen yenilenmesi, Kosovalı Sırpların katılımının sağlanması ve AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog kapsamında Sırp çoğunluklu belediyeler birliğinin kurulması için çalışmaların başlaması. Bunların olmaması ilişkilerimizde ciddi sonuçlar doğuracaktır. Ancak diyalog arayışlarına rağmen Kosova'daki ayrılıkçı hareketler sürüyor. Etnik Arnavut belediye başkanlarını istemeyen Kosovalı Sırplara karşı eylemler başladı. Mitrovica'da Arnavutlar sokaklara indi. Kosova ve Arnavutluk bayrakları açıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu flamalarıyla Sırbistan aleyhine sloganlar atıldı. Balkan siyasetinde sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Macaristan'dan Arnavutluğa resmi ziyaret yapıldı. Zamanlaması dikkat çeken ziyarette Macar Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Tiran'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajran Begaj'la görüştü. Tüm insanların dikkati şu an Ukrayna'nın üzerinde, ancak Batı Balkanlar durumun hızla tırmanabileceği bir bölge Bosna ve Kosova'da olduğu gibi. Buna izin verirsek biz de askeri bir çatışmanın içinde olabiliriz. Bu yüzden Kosova ve bölgenin barışı ve istikrarını göz önünde bulunduruyoruz. Arnavutluk Cumhurbaşkanı ise kötü niyetli aktörlerin Batı Balkanları istikrarsızlaştırmaya çalıştığı yeni jeopolitik koşulların olduğunu kaydetti. Efendim, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Moldova'da yine batılı liderlerden yardım istedi. Avrupa siyasi topluluğunun özel davetlisi Zelenski istediğini yine bulamadı. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yardımlar sürüyor ama stoklarda tükeniyor açıklaması yaptı. Moldova'da yapılan Avrupa siyasi topluluğunun ikinci toplantısı Ukrayna'nın yardım toplama kampanyasına dönüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski özel konuk statüsüyle liderlerle görüşüp ek yardımlar istedi. Aile fotoğrafı çekiminden sonra bile ayakta Avrupalı liderlerle konuşmaya çalıştı. Daha önce önerdiği tek taraflı barış formülünü anlatıp henüz tarih konmayan zirveye davet etti. NATO ve Avrupa Birliği üyeliği için destek aradı. Ukrayna NATO'da olsaydı Rusya saldıramazdı açıklaması yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ukrayna'nın talebi üzerine Zelenski ile görüştü. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise Zelenski ile kameralar karşısında yardım sözü verirken Savunma Bakanlığı aksine işaret etti. Savunma Bakanı yardım ediyoruz ama stoklar tükeniyor dedi.
AST toplantısına katılan Alman şansölyesi Olaf Scholz'un hedefinde Rusya vardı. Scholz, Moldova'daki toplantıyla Rus emperyalizmine karşı güçlü bir sinyal gönderiyoruz dedi. NATO ve Rusya arasında bir savaşa dönüşmesine izin vermeden Ukrayna'yı savunacaklarını söyledi. Son açıklanan kamu anketine göre Alman halkın %79'unun memnun olmadığı Alman hükümeti 4 Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Efendim 4 Haziran pazar. Bu pazar hem öğrenciler için, yüz binlerce öğrenci için hem de aileleri için çok kritik, stresli bir gün. Neden? LGS sınavı var çünkü. Öğrenciler aylardır çalışıyorlar, emek veriyorlar, ter döküyorlar. Aileleri de en az onlar kadar elbette emek veriyor, uğraşıyorlar ve emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Bu süreçte biz de konuyu Eğitim İş Sendikası Ankara İkinoğlu Şube Sekreteri Ercan Uğur'a sorduk. Bakın Uğur LGS'yi nasıl değerlendirdi, ailelere hangi tavsiyelerde bulundu? Bu yıl 4 Haziran'da yapılacak liseye geçiş sınavına sayılı günler kaldı. Eksen 2'si noktamız eksi 6 noktası. Şurası demek ki eksi 6 noktası. Eğitim İş Sendikası Ankara İkinoğlu Şube Sekreteri Ercan Uğur, iki oturumdan oluşacak sınavla ilgili bilgi verdi. Sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar 26 Haziran'da bakanlığın web sitesinden ilan edilecek. Birinci oturum saat 9.30'da başlayacak. İkinci oturum 11.30'da başlayacak. Birinci oturum 50 sorudan ve sözel bölümden toplam 50 soru ve 75 dakika sürecek. İkinci oturuma geçilecek. 40 soru sorulacak ve sayısal alan, yani matematik ve fen bilimleri alanlarından 80 dakika. Kimlik kartları çok önemli. Kimlik kartlarını unutmasınlar. Ercan Uğur, öğrenciler ve veliler için de sınav kaygısıyla ilgili önerilerini paylaştı. Sınav sürecinde öğrencilerimize en çok tehdit eden unsur sınav kaygısı, sınav stresi. Bu kaygıyla, bu stresle de başa çıkmanız gerekiyor. Velilerimizden de ricamız kaygıyı azaltacak düzeyde öğrencilere yaklaşmaları. Uğur, liselere geçiş sınavı sistemini soru çözen değil, sorun çözen nesiller yetiştirmeliyiz şeklinde değerlendirdi. Bu sınav sistemi çocukları ilgi ve yeteneklerine göre değerlendiren bir sistem değil. Soru çözen ama sorunla dair yaklaşımları oldukça zayıf kalan insanlar yetişiyor, mutsuz insanlar yetiştiriyor bu sistem. Soru çözen değil de sorun çözen nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Ercan Uğur, tüm öğrencilere ve velilere başarılar diledi. Öğrencilerimize bu sınavda başarılar diliyorum. Bütün velilerimize de aynı şekilde. Eğitim sistemimiz açısından umarım yararlı sonuçlar olur. Herkese başarılar diliyoruz. Bültenimizin finalinde ise Türk yıldızlarının gökyüzünde nefes kesen o görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler. Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. yılına özel bir video hazırlandı. İşte o video. Gökyüzünde dans ettiler, izleyenlerden büyük beğeni aldılar. Yeryüzü ve gökyüzü birleşir. Türk yıldızlarının sosyal medya hesabından temsil etmekten gurur duyduğumuz Türk Hava Kuvvetlerimizin 112. yılı kutlu olsun notuyla videolu mesaj paylaşıldı. Videoda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterlerin uçuş görüntülerine yer verildi. Mesajda bir makine, bir insan tek vücut olduğunda yeryüzü ve gökyüzü birleşir. Bir savaşçı doğar, o sensin ifadeleri kullanıldı. Bir makine, bir insan. Tek vücut olduğunda yeryüzü ve gökyüzü birleşir. Gerçekten de gurur duymamak mümkün değil. Bu nefes kesen görüntülerle biz de bültenimizi burada noktalıyoruz. Bugün Can Karadut'un yerine ekranlarınızda olmuştum ama hafta sonu yine saat 19.30'da Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bültenine hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.